Sayın basın mensupları hoş geldiniz. Geleceğimiz, gücümüz olan kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamamız gerekirken, her geçen gün kız çocukları ve kadınlar için ülkemizin cehenneme döndüğünü görüyoruz. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır kız çocuklarının ve kadınların mutluluklarına, özgürlüklerine, bedenlerine daha da fazla göz dikmiş bir zihniyetin acı sonuçlarını her geçen gün daha da derin yaşıyoruz. Korumamız gereken çocuklarımız kayıp betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Daha vahimi, kadın haklarından nasıl bir geriye gidiş olduğunu, iktidarın sorumsuzluğunun bizi getirdiği noktayı ve kadını ikinci cins yapmak için izlediği politikayı hep birlikte gördük. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle geçen ve bugün kadına karşı şiddetle mücadelede bir kanunumuz var denilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun temelini oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmasıyla gördük. 6284 sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası der ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler özellikle kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır. 6284'te öngörülen tüm tedbirlerin hayata geçirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin 1990'da imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ve temel amacı çocukların menfaatlerini en üstün değer olarak kabul etmek, çocukların cinsel sömürü ve istismara uğramasını engellemek olan Lanzarote Sözleşmesi'nin derhal uygulanmasını talep ediyoruz. Evet, bugün 11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün ülkede eğitimden uzaklaştırılan, sağlığa, gıdaya erişemeyen, şiddetin, tacizin, tecavüzün sürekli olarak öznesi olan ve de öldürülen, katledilen kız çocuklarımızı düşününce yas ve isyan günü. Çalışmak zorunda kalan, hatta iş kazalarında ölen çocuklarımızı düşününce yas ve isyan günü. Bu ülkede yaşayan kız çocukları ve kadınlar olarak her gün çok daha fazla güvensizliğe, tedirginliğe, mutsuzluğa sürüklendiğimizi, kendimizi korumak için tedbir almadan sokağa çıkamadığımız bir tabloda, evet, bugün bir yas ve isyan günü. Her gün öldürülen kadınları sadece günler önce İstanbul'da onlarca suçtan kaydı olan ve psikolojik rahatsızlığı var denilerek yaptığı katliam hafifletilmeye çalışılan bir canavar tarafından katledilen iki kadını görünce her 100 kadından 75'inin sokaklarda kendini güvende hissetmediğini, en güvende olmaları gereken evlerinde erkek şiddetinin her türlüsüne maruz kaldıklarını bilince, evet, bugün tam da bir yas ve isyan günüdür. 18 gündür haber alınamayan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in sadece eşarbı bulunabildi. Ama kendisi yok. O anne ve hepimiz korkunç günler, hatta iktidarın kararttığı günler yaşıyoruz. Adaletsizlikle kararttığı günler yaşıyoruz. Narin'i 8 yaşında, Sıla bebeği 2 yaşında toprağa verdik. İnsan olmanın ağırlığıyla içimiz acıyor. Bugün işte onun için yas ve isyan günü. 19 Aralık 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy birliğiyle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edilmesine karar verildi. Kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığı, onlara verilecek her desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceği, onları güçlendireceği vurgulanmıştı. O tarihten bu yana ülkemizde de 11 Ekim tarihi kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son çağrılarının yapıldığı gündür. Ama bugün ülkemizde bizler, bugün acaba ne olacak?
Bugün acaba hangi vahşeti yaşayacağız diye sabaha uyanır hale geldik. İşte bu nedenle kız çocuklarının hayatı ve refahı, geleceğimizin teminatıdır dediğimiz 11 Ekim'de dünün kız çocuklarının daha direngen olmaları, bugünün kız çocuklarının ise daha güçlü olmaları için çağrı yapıyoruz. Çağrı yapıyoruz çünkü ülkemizde 2023 yılında 16-17 yaş arasında 10.471 kız çocuğunun çocuk yaşta evlendirildiğini biliyoruz. Üstelik bunlar sadece resmi veriler ve bölgesel farklılıkları bilmiyoruz. Bilelim ki nesilden nesile aktarılmaya çalışılan bu insan hakları ihlallerinin önüne geçebilelim istiyoruz. Çünkü TÜİK verilerine göre 2023'te 720 bin kız çocuğunun eğitiminin ilk 4 yılından sonra okuldan ayrıldığını biliyoruz. İlk 4 yıldan sonra. Hatırlayınız, 2011 yılında 4 artı 4 artı 4 yasasını getirmek isteyenlere kız çocukları eğitimden uzaklaşacak, yarının genç kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan daha da fazla uzaklaşacak dediğimizi biz biliyoruz. O günden bugünleri öngörebildiğimizi biz biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Son 6 yılda 230 bini aşmış olan çocuk evliliklerinin bugün giderek daha da arttığını ve imzalanan uluslararası sözleşmelere ve var olan ulusal yasalara rağmen halen önlenemediğini biliyoruz. Bir ilimizin küçücük bir ilçesinde herkesin, kamu kurumlarının temsilcilerinin gözünün önünde 14 yaşında bir kız çocuğu aylar yıllardır cinsel istismara maruz kaldı ve hiç kimse ses çıkarmadı buna. Yetkililer dahi ses çıkarmadı. Türkiye'de her 4 çocuktan birinin aç olduğunu, 6 aylık bebeklerimizin şekerli suyla beslenmeye çalışıldığını, son yaşadığımız asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri sonrası yüzlerce çocuğumuzun kayıp olduğunu biliyoruz. Son 6 ayda 33 çocuğumuzun çalışırken öldüğünü, yine son 6 ayda 8 çocuğumuzun MESHEM'lerde feci şekilde can verdiğini biliyoruz. TÜİK verilerine, resmi verilerine göre 537.583 dosya çocukların karıştığı suç dosyası olarak adliye kayıtlarına geçmiş durumda. AKP iktidarının bizi altında bıraktığı bu enkazı hep birlikte kaldırmalıyız. Bu ülkede eğitimsizlikle, sağlıksızlıkla, sevgisizlikle, korkuyla, her saniye artan endişeyle kız çocuklarımız için enkaz halini almış olan bitik bu sistemi tekrar kurmak zorundayız. Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığına ve şiddetle mücadelede var olan siyasi irade eksikliğine son vermek zorundayız. Toplumsal şiddeti sona erdirmek, eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırmak için bugünün kız çocuklarını güçlendirmek zorundayız. Çocuklarımız için stratejik eylem planları yapıp çocuk istismarlarına yaptırım uygulamayanlara, hatta buna sessiz kalanlara sesleniyorum. 8 yaşındaki Eylül'ü 40 yıllık dostluklara feda edilen, 8 yaşındaki Narin'i, 2 yaşındaki Sıla'yı, 12 yaşındaki Pelda'yı ve dahi 2024 yılında yılının ilk 9 ayında 295 kadını öldüren Leyla Aydemir'in katillerini aklımızda dalga geçer gibi salıveren, daha dün İstanbul'da Ayşegül ve İkbal'i katleden bu zihniyeti gelin birlikte yıkalım. Bu yaratılan karanlığa son verip yarının genç kadınlarının özgüvenli bireyler olarak yaşamalarını gelin birlikte sağlayalım. 2015-2023 yılları arasında çocuğa cinsel istismar dosyaları 2 kat artmışken, lafta kalan değil, eyleme geçen ve çocukların üstün yararını koruyan bir hukuk sistemini hep birlikte inşa edelim. Kız çocuklarını güçlendirmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini bilerek, kız çocuklarının eğitimini güçlendirecek politikaları gelin hep birlikte hayata geçirelim. Bugün burada güvende değiliz, sokaklar bizim değil, sokaklar karanlık diye haykıran, dünün ve bugünün kız çocuklarını ihmal ve istismardan gerçekçi, önleyici ve koruyucu tedbirlerle ve yasaları uygulayarak
koruma çağrısı yapıyoruz. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonları kurarak değil, hali hazırda hazırlanmış komisyon raporlarında yazılanları hayata geçirerek, bakanlıklar arasındaki kavgayı değil, koordinasyonları sağlayarak çocukları ve kadınları yaşatma çağrısı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze'de yaşanan çocuk ve kadın ölümlerine değinmesi çok önemliydi. Aynı acıyı biz de yaşıyor ama ardından da soruyoruz. Ülkemizde yaşayan kız çocuklarının okuma, en önemlisi yaşama, güvenli sokaklarda oynama hakkı yok mu Sayın Cumhurbaşkanı? Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmişken, biz ülkemizin de bu durumda olmaması için, çocuk ve kadın ölümlerinin önüne geçilmesi için çağrı yapıyoruz buradan. Tüm dünyaya çağrı yapanları ülkemizdeki durumu görmeye, devasa bütçeli devlet kurumlarının bütçelerini artık öncelikle çocukları ve kadınları vahşetten korumak, onlara eğitim, sağlık, barınma başta olmak üzere temel insan haklarını sağlamaya çalışmak için kullanmaya, tasarruf tedbirlerini de itibardan yana kullanmaya çağırıyoruz. Çocukları ve kadınları her türlü şiddetten evrensel değerler ışığında koruyan sözleşmeden çekilmemizin, kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadelede en ufak menfi etkisi olmamıştır diyecek kadar gerçeklikten uzaklaşmış olanlara. Devleti çocukların ve kadınların arkasından çekenlere soruyorum ve sesleniyorum. Hala yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönün. 6284'ü hedef almayın, uygulayın. Devlet ciddiyetiyle ülkeyi yönetin ve cezasızlığa son verin. Eğer siz bu gidişata dur demezseniz biz diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne biz geri döneceğiz. Politik tercihlerinizi çocuklardan ve kadınlardan yana kullanın. Çünkü biz böyle yapacağız. Bugün ve her gün ülkemizdeki her bir kız çocuğu ve kadının can güvenliğini sağlamak, onların yarınlarını güvence altına almak için daha çok direneceğiz. Birlikte olduğumuz sürece bu gücümüz var. Artık zaman birlikte olma, birlikte yürüme zamanı. Temel hakkımız olan yaşama talebimizde ortaklaşma zamanı. Bu nedenle ekranları başında bizi izleyen herkesi bu gece saat 21.30'da Kuğulu Park'tan başlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısına sona erecek kapkaranlık yürüyüşümüze çığlık atamayan kız çocuklarının çığlığı olmaya davet ediyorum. Buradayız, susmayacağız. Narinleri acımasızca katledenlere karşı kararlılıkla birlikte mücadele edeceğiz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.